Ankara'nın su ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan ilçesi. Son günlerde ise farklı güzellikleriyle dikkat çekiyor. Başkentin yeşil ilçesi Çamlıdere halkı gece gündüz çalışıyor. Sloganları ise iddialı. Gün olacak, dünya Çamlıdere'ye dolacak. Oksijene doymak, ailenizle keyifli bir zaman geçirmek istiyorsanız burası tam size göre. Ben mesela 58 yaşıma girdim. O kadar gencim, dinamikim. 5 saat burada uyku uyusan o adama yetiyor yani. Çok sakin bir memleket. Herkesin bu havadan istifade etmesini istiyoruz yani. Ankara'nın 90 kilometre uzağında Çamlıdere. İlçenin nüfusu küçük ama icraatları çok büyük. Girişte ilçeyi temsil eden yapıtlar karşılıyor bizleri. Hazreti Ömer'in 4. kuşaktan torunu Şeyh Ali Semerkandi'nin türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Aynı zamanda şehir mezarlığı olan yer için cennet ırmakları yapılmış. Piknik alanı hafta sonları on binlerce Ankaralı'yı ağırlıyor. Dahası ilçeye DSİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmalarıyla dev mantar city göleti yapılıyor. Cenneti görmek istiyorsanız Çamlıdere'ye, Çamlıdere ormanlarına ve de Çamlıdere'deki mantar city'ye buyurun. Yeni açılan huzur evi içini gezenlere bile huzur veriyor. Buraya yapılan hizmet şu anda Ankara'da yok. Durumumuz çok iyi. Eşim yanımda. Mutluyuz yani. Ankara İl Özel İdaresi, Çamlıdereli hayırseverler ve de Çamlıdere Belediyesi olarak el ele verdik. 12 ay gibi kısa bir sürede temelini attık ve 12 ayda bitirdik. Kütüphane, modern bilgisayarlar ve toplantı salonu çoğu büyük ilçede bile yok. İlçenin çevre dostu büyükleri de var. Yalan atarım, köpek atarım ama sigara içtiğim zaman izmaritini yer atmam, çöp atarım. Eğer akşamları görürseniz 5 üzerinden önünüze bir çıkabilir. Geyiği gördüğünüz zaman şaşırmayacaksınız. Gün olacak, dünya Çamlıdere'ye dolacak. Gelişmelerde yine buluşalım 45 dakika sonra. Şimdilik hoşçakalın.